Merhaba arkadaşlar, Por Fitness'lere hoş geldiniz. Bugün kırmızı etin vücut geliştirme sporu hakkındaki ve üzerindeki öneminden bahsedeceğiz. İşin aslı şudur ki arkadaşlar, zamanında bir hocamın dediği bir laf vardı. Kırmızı et yoksa sen bu işi unut ilk ay diyordu. Ki doğru, ben bunu supplement kullanamadığım zamanlarda denedim. Kırmızı etten almaya çalıştım tüm besinleri ve gerçekten kırmızı et kullandığım zamanlardaki antrenman sonrasındaki enerjim ve gelişmem daha orantılı bir şekilde oldu arkadaşlar. Bunun sebebini size açıklayayım. Supplementleri bir kenara bıraktık. Burada hani birçok kişi Facebook'tan attığı mesajlarda neden supplementleri kötülediğimi söyledi ki böyle bir şey kesinlikle yok. Bu konuşmada supplementleri bir kenara bırakalım. Çünkü kırmızı etin bir diliminden aldığınız protein ile bir kaşık supplement yani protein tozundan aldığınız protein miktarı aynı. Bu yüzden bunu kenara bıraktık. Bugün konumuz yani şu an konumuz arkadaşlar. Kırmızı etin üzerinde bulunan besin değerleri ve protein miktarı. İşin aslı şudur ki arkadaşlar, kırmızı etin içerisinde bulunan BCAA molekülünün içerdiği maddeler, kreatin, B12 vitamini, selenyum, çinko, demir, magnezyum, yani sizin bu spor için almanız gereken tüm besin maddeleri bu kırmızı etin içinde mevcut arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki tamam, diğer protein maddelerine, diğer protein kaynaklarından bunları tüketmiyor muyuz? Tabii ki tüketiyorsunuz. Sizin aldığınız beyaz etin içerisinde de bu maddelerden azar azar dengeli bir biçimde var. Aldığınız bitkisel proteinlerin içinde de bu maddelerden var arkadaşlar. Ama gelelim şu konuya, hiçbir protein kaynağının içerisinde kırmızı etin içerisinde bulunduğu kadar bir kreatin miktarı yok arkadaşlar. Gelelim kreatin nedir arkadaşlar? Bunun için ayrı bir video yapacağım, fakat bu videoda kreatinin önemini şöyle açıklayabiliriz. Sizin kas gelişim süresi boyunca almanız gereken en önemli maddelerden, besin kaynaklarından biridir arkadaşlar. Bunu supplementlerden daha çok temin ediyorlar, fakat kreatin bizim vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bir besin maddesidir. Bu her zaman böyledir ki özellikle ağır işlerde çalışan arkadaşlar, kişiler için, ağır antrenman yapan kişiler için ve gelişme çağında olan her birey için bu şarttır arkadaşlar. Çünkü kreatin öneminde, kreatin aldığınız zaman arkadaşlar kasların içerisine giren her türlü besin maddesi buradan geçiyor ve sizin gelişiminiz daha da hızlanıyor. Kaslarınızdaki enerji miktarı artıyor ve siz daha güzel bir antrenman programı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı etin önemi budur. En önemli faktör dediğim gibi içerdiği kreatin miktarıdır arkadaşlar. Bunun yanı sıra BCAA moleküllerinin içerisinde bulunduğu besin maddeleri ve demir, magnezyum, selenyum ve çeşitli vitaminlerin bulunduğu kırmızı et bu açıdan arkadaşlar avantajlıdır ve sizin ihtiyacınız olan tüm besin maddelerini tek bir öğünde karşılayabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki kırmızı et ülkemizde pahalı, alamıyoruz. Tamam, bu çok doğru. Gerektiği zaman ben de alamıyorum, ben de kullanamıyorum. Bu yüzden gerektiği zaman işte ihtiyacımız olan her türlü besin supplementlerden çıkarıyoruz. Fakat benim nacizane tavsiyem size arkadaşlar, kırmızı et alabildiğiniz kadar alın. Çok ağır antrenman sonrasında bunu tüketin. Bacak antrenmanlarında bunu tüketin. Çünkü gerçekten kırmızı et kullandığınız zaman vücudunuzdaki ve kendinize hissettiğiniz değişiklikler gözle görülür bir biçimde olacak arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.